Merhaba efendim, İçer TV'desiniz. İçer gündeminde ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'le ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım. Mersin'in iki ilçesinde, Tarsus'ta ve Silifke'de yine sel yaşandı. Geçen gün olduğu gibi bu sefer felaket ölçüsündeydi. Ve tabii Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. Ayrıntılar ilerleyen dakikalarda ve saatlerde İçer TV ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında olacak değerli seyirciler. Tarsus'ta yaşanan yağmur trafik kazasına, feci bir trafik kazasına neden oldu. Birazdan aktaracağız görüntülerle birlikte ve yıllardır beklenen olay Mersin'de gerçekleşti. TOKİ Mersin'de 262 konut yapacak emekliler için ve hak sahiplerine yönelik belirleme kuralları çekildi. Ama tabii vatandaşın aklında da TOKİ konutları hakkında birçok soru işareti de var. Bunlara değineceğiz programımızda. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumu bugün Kongre ve Sergi Sarayı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde gerçekleştirildi. Komisyondan gelen maddeler görüşüldü, gündeme önemli konular da geldi. Örneğin parkomat uygulaması geldi. Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde Burhanettin Kocamaz döneminde bir süre devam eden ama sonra kaldırılan parkomat uygulamasını tekrar gündeme getirdi. Belirli noktalarda esnafın işini kolaylaştırmak, ticareti canlandırmak amacıyla parkomat uygulamasına geçilecek. Tabii MEREK yani Halk Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası'yla ilgili konu da gündeme geldi. O fabrika belediye iştiraklerinden bir şirkete verilecek, belediye şirketi işletecek. İşte orada çalışan işçilerin başka birimlere kaydırılması konusu meclis üyeleri arasında tartışıldı. Suriyeliler gündeme geldi. Vahap Seçer, bunlar mülteci ve sığınmacı değil. Herhangi bir hukuki karşılığı yok ülkemizde ve Mersin'de bulunan Suriyelilerin. Bu topluluk bizim misafirimizdir ama misafirlikleri tabii ki biraz uzadı dedi. Ticaretle uğraşan ve Türk gelenek ve göreneklerine uymadan toplumsal yaşamda davranan Suriyelilerle ilgili çeşitli önlemler alınması istendi. Bu konuda meclis gündemine geldi değerli seyirciler ve tabii ilerleyen saatlerde haber bültenlerimizde ayrıntılarına yer vereceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşulan konuların. Diyelim ve şimdi gelelim sele. Geçen gün Silifke'de, Erdemli'de, Tarsus'ta, Mutta ve Gülnar'da sel yaşanmıştı. Tabii geçen gün yaşanan selde en fazla zararı Mut ilçesi görmüştü. Diğer illerde lokal olarak kalmıştı sel. Bu sefer Silifke'de ciddi bir felaket yaşandı. Kızılgedik mahallesinde onlarca ev çamur doldu, su altında kaldı, toprak kaydı, heyran oldu. İki araç toprak altında kaldı ve Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir de hemen felaket bölgesine gitti ve orada incelemeler yaparak vatandaşların zararlarının temini içinde çalışmalara başladıklarını söyledi. Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu. Kızılgeçit mahallesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı evler su ve çamur içinde kalırken yollar kullanılamaz hale geldi ve iki araç toprak altında kaldı. Canla alakalı bir sıkıntı yok. Birkaç evin girişlerine kadar girmiş yani. Yaşanan felaketin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekiplerinin iş makineleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı. Felaketin yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir şu açıklamayı yaptı. Burası, burası.
Can kaybımız yok Allah'a çok. Silifke Kızılgeçit mahallesindeyiz. Son günlerde yağan şiddetli yağış nedeniyle bu gördüğümüz bu manzara burada maalesef oluştu. Şükrediyoruz ki bu gündüz vakti gerçekleşti bu sel olayı burada. Eğer gece yaşanmış olsaydı bu afet can kayıplarıyla karşı karşıya kalabilirdik. Gündüz olması, evlerin boş olması, evlerde o sırada vatandaşlarımızın olmaması bir can kaybıyla karşı karşıya kalmak gibi bir olayla bizi karşı karşıya bırakmadı çok şükür. Burada dağdan gelen taş ve çakıl, toprak 13 evimizin içine doluyor. Bu sudan öte değil mi? Bir heyelan tarzında bir olayla burada karşı karşıyayız. Beş vatandaşımızın fiilen oturduğu, bir de imamımızın lojmanı şu anda oturulamaz hale geldi. Yine 7 evde oturulamaz hale gelmekle birlikte zaten bu evler vatandaşlarımız tarafından yaz aylarında kullanılan, şu anda içinde fiilen yaşam olmayan evlerimiz. Biz gerekli tespitlerimizi yaptık. Jandarmamız, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız evlerle ilgili, vatandaşlarımızın zararlarıyla ilgili ve bu vatandaşlarımızın bu zararlarını, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında gerekli tespitlerimizi yaptık. Tabii ki olay yerine hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz intikal etti ve şu anda da yol ulaşıma açıldı. Evet, evet. Ve burada özellikle Silifke İtfaiye Grup Amirliğimiz, Erdemli İtfaiye Grup Amirliğinin de destekleriyle bu çalışmaları yürütüyor. Araç gereç ihtiyaçları karşılandı. Silifke Belediyesi'nin de araç gereç takviyesiyle birlikte, evet, Silifke İtfaiye Grup Amirimizin koordinatörlüğünde burada bu sokaklarımız tekrar ulaşıma açılacak, evet, ve en kısa zamanda da vatandaşlarımız tekrar bu sokakları ve bu caddeleri kullanabilir hale gelecek. Büyük geçmiş olsun tabii. Yani gerçekten hayretler içerisindeyiz. Yani gece olmaması bu olayın büyük bir şans. Can kaybı yaşamamış olduk. Buna şükür diyorum. Mala gelen zararlar telafi edilebilir zararlardır. Can kaybı yaşanmadığı sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem de yok. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi bütün imkanlarıyla olay mahallindedir ve bu olayın meydana getirdiği sıkıntıların bertaraf edilmesi için her türlü çalışma yürütülüyor. Şimdi biz namazdan çıktık, evet, Neye vardım, bir kötülük çöktü, birden yağmur birden bastırdı. Evet. Evler bayağı bir sıkıntılı. Bir daha baktık, caminin bir sesini kahveyle yuvalanan gidiyor. Çok hasar oldu yani. Ya konu, olay işte yağmur başladı, fazla su yoktu yani, ufak tefek su geliyordu. Bir anda geldi yani hepsi. Su bir anda çoğaldı. O evde miydiniz siz? Evdeydik. Nasıl kaçtınız buradan? Kaçmadık, bekledik evde yani. Ben evin önünde kaldım, çocuklar dışarıda kaldı, içeride kaldı yani. O şekilde bekledik su geçene kadar. Allah'a şükür yani bir şey olmadı. Tarsus ilçesinde de sel oldu ve Tarsus'ta sel suları bir ilkokulun ihata çevre duvarını yıktı. O anlarda çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dayımın ağaçları. Aa, bu Eren. Ay, ama o. Dayımın dediği oldu. Bir şey aldın mı? Okul yıkıldı. Nisa su buraya geliyor. Anne. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar okul ihata duvarını yıktı. İlçeye bağlı Çokak mahallesinde bulunan Zekeriya Çayan İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesi aşırı yağışlardan dolayı suyla doldu.
Etkili olan yağışların okulun İHASA duvarının 50 metrelik bölümünü yıktığı görüldü. Ayrıca yine ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde de aşırı yağışlar 3 menfezi yıkarken bir elektrik direğini de devirdi. Şimdi efendim ekranlarınıza bir görüntü getireceğiz. Tabii bu görüntü olayın yaşandığı otobüsteki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş görüntüler. Tabii eleştirilebilir, şu açıdan eleştirilebilir. Ben şahsen o cep telefonuyla görüntüyü kaydeden kişilerin birazdan ekranlarınıza gelecek olan olumsuz olayların yaşanmaması için direniş göstermesini isterdim açıkçası. Eğer direnmiş olsalardı o zavallı kadını o ahlaksız ve terbiyesiz kişilerin eline bırakmazlardı. Şimdi konu şöyle efendim. Bir kadın eşiyle anlaşamıyor. Aksaray'da yaşıyor. Eşinden şiddet görüyor. Boşanmak istiyor. Ailesi kabul etmiyor. Kadın Ankara'ya gidiyor. Ankara'dan Mersin'deki sığınma evine gelmek için otobüse biniyor. Ailesi Aksaray yakınlarında kadının bulunduğu otobüsü durduruyorlar ve kadını döverek, saçlarını yolarak, yerlerde sürüterek kaçırıyorlar. Görüntü ekranlarınızda efendim. Aksaray'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Mersin'deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S'nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından önü kesilerek durduruldu. Otobüse binen ağabeyleri tarafından darp edilen Kadriye S, daha sonra zorla otobüsten indirilip saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kadriye S koruma altına alınırken 6 kişi ise gözaltına alındı. Kadriye Hanım'ı döven, otobüsten döverek indiren, yerlerde sürüten ve kaçırmaya çalışan abisi, eşi ve diğer akrabası 6 kişi polis tarafından yakalandı. Şu sıralarda da adliyeye çıkartıldılar ve tutuklanma talebi geldi o 6 kişi için. Mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Kadın sorunlarıyla ilgilenen dernekler, kadın sorunlarının çözümü için mücadele gösteren kişiler mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Eğer karar toplum vicdanını sızlatacak ölçüde olursa işte o zaman bu olay şu anda olduğundan daha fazla Türkiye gündemine gelecek efendim diyelim ve diğer konulara geçelim. Değerli seyirciler, şöyle bir olaya da değinelim. Aslında bu haber öncesinde değinecektik. Şimdi ekranlarınıza yine bir görüntü gelecek. Cep telefonuyla çekilmiş bir görüntü. O görüntüde Tarsus'ta yaşanan yağmurda bir trafik kazası görülüyor. O kaza şöyle: kayganlaşan yolda bir tır altına bir otomobili de alarak viyadükten, köprüden düşüyor. Allah korusun, ölü yok, 6 kişi yaralı. Mersin'in Tarsus ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra viyadükten aşağı uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı. O da gitti. Yavaş. Kaza, pozantı, Tarsus, Mersin otoyolunun Karakütür mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan dolayı meydana gelen kazada bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada hızını alamayan bir tır sürücüsü önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve tır viyadükten aşağı uçtu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tırda bulunan 2 kişiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. O da gitti. Yavaş. Yavaş.
Muazzez İlmiye Çığ tam 105 yaşını sonuçlandırdı. 106 yaşından gün almaya başladı. Dünyanın en önemli Sümeroloğu ve Sümer tarihinin araştırılması ve Sümer kitabelerinin yazıtlarının okunması, Sümer kültürünün dünyaya kazandırılması konusunda çok ciddi çalışmaları var. Bu konuda dünyada yaşayan 3 insandan biri ve Türk tarihine de önemli kazanımlar ortaya koymuş. Türk tarihinin bazı noktalarının da bu araştırmalarıyla aydınlanmasını sağlamış bir anıt insan Muazzez İlmiye Çığ. 100 yaşını bitirdi. Mersin'de yaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kendisine bir yaş günü programı düzenledi ve güzel anlar yaşandı. Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 105. yaşını Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla sevenleriyle kutlayarak 106. yaşına girdi. Mersin'de kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan ve 20 Haziran 1914'te Bursa'da doğan tarihçi, bilim insanı ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 105. yaşını tamamladı. Çığ için 105 meşe fidanı dikilerek bir Muazzez İlmiye Çığ meşe koruluğu oluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, zamanın ötesinde Muazzez İlmiye Çığ belgeseline imza atan Altınbaş Üniversitesi ile birlikte bir de doğum günü kutlaması düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe kızıyla birlikte katılan Çığ'a ilgi çok yoğun oldu. Hoşgörü, çalışma ve sevmek, her şeyi sevmek. Çok sevdim, severek yaptım. Çok çalıştım, hakikaten. Sıkıntıyla değil, severek çalıştım. Sıkıntılar vardı, yok değildi. Bir aile beraber yapıyoruz. Ona rağmen yani çok severek çalıştım. O bakımdan çalışmanın çok önemi var insanın hayatında diye düşünüyorum. Bir de hoşgörülü olacaksınız. Her şeye zır zır atmayacaksınız. Biraz onun da faydası var herhalde. Yani yemeği falan her türlü şey yedim, ayırmadım. Etrafımda hep çocuklarım çok sahip oldular, eksik olmasınlar. Beni daima yücelttiler, sevdiler. Bu sevgiler tabii beni çok mutlu etti. Sevginin en büyüğü hem vereceksin hem alabileceksin. Bunu çok önemli olduğunu biliyorum. Belki bunlar benim hayatımın uzamasına sebep oldu, bilmiyorum artık. Kendisiyle daha önce ilk Mersin'e geldiği yıllarda sohbet etme imkanı bulmuştum. Şimdi ikinci kez onu dinleme imkanı buldum. Bir cumhuriyet kadını, azmi, alın terini, emeği bize ifade ediyor. Bilimin öncülüğünde bir toplumun neler yapabileceğini işaret ediyor. Önemli şeyler söyledi. Ben bir yerel yönetici olarak da bundan bazı kazanımlar elde ettim. Gençlerle ilgili çok önemli şeyler söyledi. Biz gençlere ne verdik ki onlardan ne alalım diye. Biz de vermek istiyoruz artık. Çok güzel. Biz size teyhal dedi muhatap olun. Gerçekten yaşayan bir anıt çığ. Allah sağlıklı uzun ömürler versin efendim. Şimdi diğer bir konuya değineceğiz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak şuna değinelim. Şimdi yıllarca konuşuldu Mersin'de. TOKİ Mersin'de yaşam blokları yapacak.
TOKİ Mersin'de dar gelirli ailelere ev yapacak, emeklilere ev yapacak, sosyal güvencesi olmayan kişilere ev yapacak diye yıllarca konuşuldu. Ve yıllarca da buna yönelik çeşitli toplantılar yapıldı, kararlar alındı. Şimdi geride bıraktığımız ay içerisinde Mersin'de ve tüm Türkiye'de yapılacak olan TOKİ evleriyle ilgili olarak bankalara para yatırılması istendi. Yani başvuru yapılması istendi. Başvuruda da bir miktar tabii ön müracaat için para, 500 Türk lirası para yatırıldı. Şimdi Mersin'de 262 tane emekliler için konut yapılacak. Bu konutlar içinde 6500'den fazla kişi hatta para yatırdı, hak sahibi olmak için müracaat etti. Ve tabii sadece 262 konut yapılacak Mezitli'de. Ama bu konuda net bilgi sahibi değil vatandaş ve Mersin kamuoyu. Nerede yapılacak, nasıl yapılacak, arsanın devri TOKİ'ye yapıldı mı, planı, projesi hazır mı? Buna yönelik sorular hala gündemde. Evler ne zaman temel atılacak, ne zaman başlanacak? Buna yönelik TOKİ'den zaman zaman çeşitli açıklamalar gelse de bu açıklamalarda yine kamuoyu tarafından güvenilir bulunmuyor. Çünkü şu anda bile uzunca bir zamandır ödenek yetersizliği nedeniyle Türkiye'nin tamamında TOKİ yatırımları neredeyse durmuş durumda. Ve inşaat sektörü de darboğazı aşmaya çalışıyor. Bu durum böyleyken TOKİ'nin Mersin'de 262 2+1'lik konutlar için harekete geçmesi kafalarda soru işaretleri doğuruyor. İşte o 262 kişiyi belirlemek için de Mersin'de spor salonunda kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkanlar çok sevindi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan Mersin Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nin konut alma hakkı belirleme kura çekimi yapıldı. 262 ev için 6518 kişinin başvurusu geçerli sayıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından gerçekleştirilen Türkiye geneli 50 bin konut projesi kapsamında Mersin Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nin konut alma hakkı belirleme kura çekimi yapıldı. Elim ayağım titriyor. Allah herkese kısmet etsin. Evi olmayanları bizim gibi muhtaç olanlara kısmet etsin. Gelmeden önce umutlu muydun? Vallahi hiç umudum yoktu. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Şok oldum. Halen başım dönüyor benim. Tansiyonum yükseldi. Mersin 11. Noterliği denetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar sevinçli anlar yaşadı. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Diyecek bir şeyim yok daha vallahi. İşim söylesin. Evet çok umutluydum. Allah'ım sabaha kadar dua ettim. Yatmadım bu gece. Çok mutluyum çok. Evimiz yoktu. Evimiz vardı. Satıldı ama sonradan kira verdik. Şimdi yeniden evimiz olacak. Kaç yıldır kiradasın? 15 senedir. Çok mutluyum ya. Çok dua yapmıştım. Allah'ım kabul etti dualarımızı. İnşallah ya Rabbim içinde sağlıklı oturmayı nasip etsin ya. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Ay Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi efendim Mersin'de tarım sektörünü kalkındırmak için zaman zaman alternatif ürünler gündeme geliyor. Japon eriği diye bilinen erik türünü de bir vatandaş yetiştirmek istedi. Bazı kişiler yapamazsın, edemezsin, burada yetişmez dese de inat etti. Ve bu yıl Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti ve iyi bir fiyata da satışını yapıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçilik yapan Yahya Yılmaz, hobi olarak başladığı Japon eriği üretiminde 5. yılda 120 ton ürün elde etti. Mevsim şartları biraz soğuk ve yağışlı geçtiği için hasatımız 15 gün geriye vurdu. Normalde Japon eriğini biz Mayıs ayının 25'inde başlarız, Haziran'ın 5'inde bitiririz ama 10-15 gün geriye vurdu. Ürünlerimiz kalite olarak çok iyi. Japon eriğini deneme amaçlı ekmiştim ben.
Ama çok şükür ki bu işi başardık. Seyretmesinden, gübrelemesinden, budamasından. Bir ağaca geldiğimizde hangisini budayacağız, hangisini ne kadar seyredeceğiz? Bunun bilincine vardık. Ve kendim ekip kurdum. Ekibimle beraber şu an topluyoruz. Ve Mersin halinde bir tüccar arkadaşımızla anlaştık. Günlük 5 ile 20 ton arasında ürün gönderiyoruz. Ürün kalitesi çok güzel ama fiyatlar bir gün 2500, bir gün 3000, bir gün 4000, bir gün 4500. Ama ortalama 3000 civarında bir fiyat ortalaması bekliyoruz. Önemli olan burada biz aslında bu işi hobi olarak yaptık ama bir ekonomik olarak da Allah'a çok şükür gelir elde ediyoruz. Çalışan işçilerimiz, budamacısı, tüccarı, ne bileyim tabanlı, kazan, bütün insanlar buradan bir gelir elde ediyor. Çok şükür bu işi başardık. Yapamazsın dediler. Aslında ben kuyumcuyum ama bu işi yapamazsın dediler. Ama bu işi başardığımıza ve örnek bir Japon eriği üreticisi olduğumuzu da Silifke'de, Mersin'de ve Akdeniz bölgesinde bunu kanıtlamış durumdayız. Ki buraya gelip bahçemizi inceleyip bu Japon eriğinin nasıl yetiştirildiğini, nasıl üretildiğini, nasıl toplandığını, nasıl gübre verildiğini, nasıl budandığını, nasıl şekil verildiğini şu an Türkiye'nin dört bir tarafından da Konya'dan bile gelenler oldu. Bizim bahçemizi örnek olarak yaptılar. Ve bu bahçeyi biz set baktıysanız şöyle set üzerine yaptık. Set üzerine yapmamızdaki amaç burası çok yağmur alan bir bölge. Suda kaldığı zaman da biraz taban olarak düşük olduğu için, taban suyu da yakın olduğu için set üzerinde yaptık. Setin arası 5 metre, setin üzerisi 3 metre ve 3 metreye çapraz olarak set üzerinde 3'e 3 çapraz olarak dikim yaptık. Ve budamasını da ona göre yaptık ve güzel de verim alıyoruz. Allah'ın izniyle yarın bir günde hasatımız bitiyor. Ekibimizi şu an 60-65 kişi çalışıyor. 4 tane de aracımız, kamyonumuza yüklüyoruz. Mersin haline bırakıyoruz. Yerel gazetelerimize de bakacağız. Hangi konular işleniyor? İlk gazetemiz Mersin. Mersin gazetesi sıra israfı önlemede başlığını atıyor. Borçlanma yetkisi alan Seçer'in mazereti kalmadı diyor gazete. Lüks makam araçları dahil belediyede kullanılan fazla araçlarla ilgili ne yapacaksınız? Çalışan personelle ilgili olarak liyakata göre belirlenen personel dışındaki bankamatik personeline ne yapacaksınız? Daha önceki yönetimin belediyeyi aşırı zarara uğrattığını rakamlar söylerken siz bu konuda ne yapacaksınız? Eskişehir başta olmak üzere diğer CHP belediyelerinde uygulanan sosyal belediyeciliği siz de uygulayacak mısınız diye soru cümleleriyle sesleniyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e Mersin gazetesi. Mersin'den geldik Çukurova'ya. Çukurova adını duyan gözyaşı döktü diyor ve Mersin'de gerçekleştirilen TOKİ bloklarının emekliler için yapılacak olan TOKİ bloklarının kura çekimine değiniyor gazete. 6518 kişi başvuru yaptı. 262 ev için kuralar çekildi. Kurada adı çıkanlar mutluluk gözyaşı döktü diyor Çukurova. Hakimiyet gazetesi de aynı konuya değiniyor. Mersin'de TOKİ heyecanı başlığını atıyor. Emine teyzeye kurada ev çıktı, gözyaşlarını tutamadı diyor gazete değerli seyirciler. Ve bu konunun ayrıntıları hakimiyette de okuyucuya aktarılıyor. Haberci gazetesi vatandaş haklı çıktı başlığını atıyor. Ayrıntı şöyle. Mersin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Burhanettin Kocamaz'ın siyasi dediği binlerce itirazın yapıldığı Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçeleri için hazırlanan 1/5000 ölçekli planlara karşı açılan davalarda kazanan yurttaşlar oluyor diyor Haberci gazetesi. Mersin'de 2 yıl önce çalışmalarına başlanan ve büyük tartışmaların yaşandığı Büyükşehir Belediyesi'nin 4 ilçe için hazırladığı 1/5000 ölçekli revizyon lazım imar planına gelen itirazlar mahkemelerden vatandaşların lehine sonuçlanıyor diyor Haberci gazetesi. Güney gazetesi emekli konutuna rekor başvuru başlığını atıyor ve o konuya değiniyor. TOKİ tarafından yaptırılacak Mezitli Emekli Toplu Konut Projesi'nde kura çekimi yapıldı. 262 hak sahibi belirlendi. Ayrıntılar Güney gazetesinde de yer alıyor.
Akdeniz gazetesi de adını duyan sevince boğuldu başlığıyla aynı konuya geniş bir şekilde yer veriyor. İMC gazetesi emirlerde ağaç kıyımı başlığını atıyor. Doğanın talan edilmesine kim dur diyecek diyor. Mersin'in en önemli orman alanlarından Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi ve İnsu Mahallesi arasında kalan bölgede kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ağaçlar kesildi ve ağaçların kesildiğini gören vatandaşlar isyan etti ve yetkilileri konuyla ilgili acil bir şekilde adım atmaya vatandaşlar davet etti diyor ve bu konunun kamuoyunda tartışılmasını istiyor İMC gazetesi. İMC'den Yeni Güney'e geldiğimizde Yeni Güney diyor ki sahil güvenlik suçlulara korku veriyor diyor ve sahil güvenlik komutanlığının kuruluş yıl dönümüyle ilgili törenin ayrıntılarına değiniyor Yeni Güney. Yeni Ses gazetesi ise diyor ki Tarsus Belediyesi 151. kuruluş yıl dönümünü törenlerle kutladı diyor ve bu törenlerin ayrıntılarına yer veriyor. Törenlerde kutlama törenlerinde konserler oluyor, çeşitli söyleşiler ve sportif aktiviteler oluyor. Ayrıntılar Yeni Ses gazetesinde. Yeni Ses'ten Anamur Akdeniz Postası gazetesine geldiğimizde başlık şu: Pullu Tabiat Parkı'nı Anamur Belediyesi işletecek. Ayrıntısına bakalım. Ayrıntısında şöyle diyor gazete: Anamur'un doğu girişinde yer alan Pullu Tabiat Parkı'nın işletmeciliğini Anamur Belediyesi üstlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmeyle artık yeni işletmeci Anamur Belediyesi oldu diyor ve bu Tabiat Parkı da haftalardır gündemde. Bu konuya yönelik ayrıntılar yer alıyor Akdeniz Postası gazetesinde efendim. Yerel gazetelerden Tarsus Ekspres'e geldiğimizde başlık şu: Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası 140 yaşında. 1879 yılında kuruldu. Türkiye'nin ilk kurulan ticaret odası Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası. Bugün 140. yıl dönümünü kutluyor ve 140. yıl nedeniyle 1975 yılında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve meclisinin fotoğrafını paylaşıyoruz diyor. Daha eski fotoğraf sanırım yok. 75 yılındaki Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulunda bulunan kişilerin fotoğrafları yer alıyor gazetenin birinci sayfasında. İşte Çukurova o kadar önemli. Türkiye'de ilk kurulan ticaret odası Tarsus'ta. O kadar önemliydi bir zamanlar Tarsus. Ki Tarsus bir zamanlar sanayisiyle özellikle kumaş ve iplik fabrikalarıyla Türkiye'de ön plana çıkan bir ildi. Tarsus'un iplikleri ve özellikle de Tarsus'ta üretilen kumaşlar tüm Türkiye'de, tüm dünyada rağbet görürdü. Ama şimdi Tarsus 300 bin aşkın nüfusuyla işsizliğin en fazla olduğu ilçelerden biri ve 30'dan fazla ilden de nüfus oranı açısından da büyük bir ilçe. Diğer bir yerel gazeteye geçiyoruz. Yeni Doğuş. Yeni Doğuş gazetesi ise Çamlıyayla'nın Namur'un Kalesi onarılacak başlığını atıyor birinci sayfasında. Şöyle bir başlık da var: ödenmemiş fatura yüzünden elektrik kesilmesine son. Tarsus Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Nurettin Taş, elektrik piyasasında yapılan düzenleme ile ödenmemiş fatura yüzünden elektrik kesilmesi sürprizine son verildiğini hatırlattı. İşte bu konu önemli. Vatandaş bu açıdan çok mağduriyet yaşıyordu. Konunun ayrıntıları da gazetede yer alıyor. Yeni Doğuş, Tarsus Yeni Doğuş gazetesinde diyelim. Ve yerel gazeteleri sona erdirdik. Günün makalesine bakacağız. Sonra beraberiz. Yüksel Ekici, Haberci gazetesi, Özgürlük bir başka. Evim gazeteye yakın. Bu nedenle araç kullanmama gerek yok. Hava iyi ise sallana sallana, sağa sola selam vere vere yürüyorum. Güzel de oluyor.
yaşam alanımı daha iyi gözlemleme şansım var haliyle. Kiralık, satılık tabelaları boy boy. Daha dün açık olan esnaf bugün kapalı. Dikkatli bakınca anlıyorum ki işi bırakmış. Ekonomiyi yorumlamam kolaylaşıyor haliyle. Demek ki işler kötü. Esnaf can çekişiyor. Bu sallana sallana gelişin bir de akşam gidişi var. Sabah rahat rahat yürüdüğüm kaldırımlar, sokaklar, caddeler tıklım tıklım dolu akşam saatlerinde. Sıkıyorsa yürü bakalım. Park etmiş araçlar. Sokağa taşmış esnaflar. Her gün daha da artan seyyar satıcılar. Kaldırımlarda amaçsızca dolaşan Suriyeliler. Artık kadrolu olmuş dilenciler. Demek ki neymiş? Ekonominin yanı sıra sosyal yaşam da çökmüş. Bu arada size bir tiyo verip kıyak yapayım. Akşamüstü kaldırımlarda yürüyeceğim diye boşa azap çekmeyin. Caddeden yürüyün. Hem yol alabiliyorsunuz hem de sinirlerinizi zıplatmıyorsunuz. İyi tarafından bakarsanız eğer, özgürlük diz boyu Mersin'imizde. Karışanımız yok, arayanımız yok, soranımız yok, sahibimiz yok. Herkes canının istediğini yapabiliyor. Tam çaresizliğin verdiği umarsızlara göre artık Mersin. Bunu da saygıdeğer yöneticilerimize borçlu olduğumuzu unutmayıp haklarını teslim edelim. Yaşasın özgürlük. Sevdiğim laflar, yolundan giden yorulmaz. Intermersin.com'la birlikteyiz. Intermersin.com'daki başlık şöyle: iki araç toprak altında kaldı ve Silifke ilçesinde Kızıl Geçit mahallesinde yaşanan sel felaketinin ayrıntılarına yer veriyor Intermersin.com. Ve diğer bir haberimize geldiğimizde başlık yine az önce görüntülerini de ekrana getirdiğimiz Tarsus'ta kayganlaşan yoldaki trafik kazasının ayrıntılarına yer veriyor. Bir tır kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir otomobili de altına alarak viyadükten, köprüden düştü. Her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavileri sürüyor. Diğer başlık şöyle: Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç dedi ki karetta karettaları biz koruyacağız. Hidayet Kılınç, karetta karetta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgesine yakın bir alanda uygulanacak olan Mesile Yeri projesinde kumsala toprak döküldüğü iddialarına ilişkin, kumsala asla toprak dökmedik, karettaları biz kullanacağız dedi ve bu konunun ayrıntıları yer alıyor intermersin.com'da. Diğer haberlerimize baktığımızda Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Ayrıntılar yer alıyor sitede. Ve diğer bir haberimiz ise şöyle bir başlık taşıyor. Mut ilçesinde şebeke suyunun kullanılmaması istendi. Çünkü Mut'ta yaşanan sel felaketinde ilçeye su sağlayan depo ve ilçe su şebeke sistemi zarar gördü. Sağlık açısından suyun tüketilmemesi istendi geçici bir süre için. Tabii MESK ekipleri çalışıyorlardı. Çok büyük bir ihtimalle aksaklık giderilmiş olabilir. Buna yönelik bir duyuru da bulunmadı MESK'i, onu da belirtelim. Diğer haberlerimize baktığımızda yine siyasetle ilgili, ekonomiyle ilgili, sporla ilgili ve günlük yaşamla ilgili, sanatla ilgili tüm ayrıntılar intermersin.com sitesinde yer alıyor. Tabii bu site aracılığıyla İçel TV'nin ve Tepe Medya Grup radyolarının canlı yayınlarına, sosyal medya hesaplarına da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bugün de İçel gündemini noktaladık. Bizde kalın, hoşça kalın. Thank you.